Usta. Can Bey yani vallahi eğlenceli ya. Yani aslında ben bu bakanı sevdim işin doğrusu. Yani diğerleri hiç olmazsa bizi çok ciddi strese sokuyorlardı. Bu eğlenceli geliyor. Yani zarar ettiriyor. Millete zarar ettirdi ama eğlenceli. İşin şakası tabii bu. Yani Türkiye Cumhuriyeti böyle yönetilmemeli. Yani bu olacak iş değil. Yani Sayın Nebati'nin bir defa işlerin hiçbir şekilde içerisinde olmadığını kendisi zaten söylemiş oluyor. Hani diyor ya biz bir şey yaptık mı arkadaşlar, ne oluyor falan filan, hani bir de orada bir kelime kullanıyor filan. Böyle enteresan bir şey. Yani Maliye Hazine Bakanı işin içerisinde yok. Ne yapıldığını da bilmiyor. Sadece işte metiyeler düzüyor. İşte gözleri pırıldıyor filan. Yani o gece çok ciddi miktarda bunu Merkez Bankası'nın bilançosu gösteriyor zaten. Çok ciddi bir şekilde bir döviz satışı oldu. Piyasaya bu anlamda müdahale oldu. Yani bunu açık açık söylemek lazım. Yani bu yapıldı. Bunu zaten rakamlar gösteriyor. Bunu hiç kimse kafasından falan uydurmuyor. Yanlış hatırlamıyorsa bir de Ziraat Bankası Genel Müdürü de zaten 1,5 milyar dolarlık satış oldu falan şeklinde bir ifadesi vardı. Yani zaten Merkez Bankası'nın bilanço rakamlarına baktığımızda o hafta içerisinde pazartesinden cumaya kadar 8 milyar dolar Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinde, hani neti eksi ama tabii elde brüt olarak bir rezerv var, onu zaten söylüyoruz. Orada bir eksilme var. Şimdi tabi bu açıklanan hani manifesto filan, yani bu manifesto filan değil ya, bir tane ta 1970'li yıllarda kalmış bir tane, yani iflas eden ülkelerin yaptığı işi yapmışsınız. Öyle bir enstrüman açıklamışsınız. Böyle bunu kahramanlık olarak sunmak zaten bir defa başlı başına yanlış. Tabi kurun 18'e gelmesi de çok büyük bir yanlıştı. Yani yılın başında 7 liralarda olan bir kur, yıl ortasında hatta yani Mart aylarında 7'nin altına düşmüş bir kuru siz böyle aşama aşama o hatalar silsilesi veya saçmalıklar silsilesi diyorum ben, onlarla ta oraya kadar getirdiniz. Son birkaç günde iyice gerdiniz, 18 lira olmasını sağladınız. Ondan sonra bir enstrüman açıklıyorsunuz ama esas şey piyasalar kapalıyken sığ piyasalarda piyasaya yapılan müdahaledir. Bu kadar büyük paraları böyle işte internet bankacılığı üzerinden satmak mümkün mü ya? 50-100 dolar, 50-100 dolarla milyar dolar satılır mı? Öyle bir şey yok. Bu arada işe de yaramadı diyor vatandaş. Çünkü yine ekranda görüyorsunuz Sayın Usta. Yeniden 13 seviyelerini geçtik. Tabii oraya geleceğim. Bakın biz bunun bir işe yaramayacağını söyledik. Ya kaç tane programda söyledik. Biz bu kurun bu seviyesinde olmasından rahatsız mıyız? Elbette rahatsız ya. Kur 18 lira dolar kuru olur mu? Yani bunun normal zaten. Hani Türkiye'yi 18 yıldır da hani iyi yönettikleri zaman olduğu, son 3-5 yılda çok kötü yönetiyorlardı. Yine aynı trendde devam etmiş olsa, bakın o Mart 2021 2021'deki o Naci Abal'ın görevden alınmasıyla başlayan o hatalar silsilesi yapılmasaydı, bu kötü yönetime rağmen biz bugün 7,5-8 lira dolar kurunu konuşacaktık. Yani şimdi dolar kuru tekrar gelmiş 13 liraya, işte onu bir kahramanlık olarak sunmak, yani bu akıl alacak bir şey değil. Yani tabii işi bilmemek, bir devlet tecrübesi veya ne bileyim devlette illaki de insanların devlette çalışması da gerekmiyor. Yani hani böyle bir profesyonel terbiyesi, profesyonel tecrübesi olmayan insanlara şimdi bu işleri bırakıldı. Bu işi böyle komedi haline falan getirdiler. Böyle bir şey yok ya. Türkiye yanıyor. Her tarafı dolaşıyoruz. Bak daha geçen hafta işte yeni geldik, yani bu hafta içerisinde pardon, işte İstanbul, İzmir, Uşak buraları dolaştık. Yani millet yanıyor. Esnaf kana alıyor. Sanayici kana alıyor. Ortada hala fiyat yok. Hani belirsizlik daha hızlı bir şekilde sürüyor. Yani 18 lirayken olan belirsizlik neyse şu anda da o. Şimdi müdahale yani gece yarısı sığ piyasalarda dövize müdahale edildi. Onlara kadar geldi. Bak ondan sonra müdahale zannediyorum 1-2 gündür kesildi. Şimdi dolar geldi yine 13 liraya. Niye? Şimdi niye başarısız olacak? Sadece muhalefet etmek için falan söylemiyoruz Can Bey. Yani bu işleri az çok bilen insanlar, bunları konuşanlar. Yani iktidarın dışındaki hakikaten herkes bu işi bilerek konuşuyor. Niye? Çünkü kuru bu seviyelere getiren, bu belirsizliği yapan yanlış politikalar hala geçerli. Hala o politikaların peşinde hükümet. Siz o politikayı değiştirmediğiniz sürece yani buradan sonuç almanız mümkün değil ki. Ha ne yaparsınız? Belli bir piyasa şaşkınlık içerisinde olur. Ondan sonra yani efendim tabii çok ciddi bir dövizle piyasaya müdahale ettiğinizde ondan sonra bir düşüş olur. Ama bu düşüşün kalıcı olması mümkün değil. Bunu söyledik zaten. Çünkü politika yanlış. Hatta öneride bulunduk. Bakın dedik, yani evet madem öyle tamam, bütün her şeyi yaşadık. Keşke bundan hiçbirisi yaşanmasaydı. Keşke bu ülkeyi bu kadar kötü yönetmeseydiniz. Keşke bu kadar saçmalıklar yapmasaydınız. Ama yaptı. Hani bunları geri almak mümkün değil. Hiç olmazsa şimdi bu kadar da büyük riskleri üstleniyoruz. Bu enstrüman çok riskli bir enstrüman. Yani kur korumalı TL mevduat dediğimiz şey, vatandaş rağbet ederse çok ciddi kur riskini üstleneceğiz. Vatandaş rağbet etmezse zaten sonuç alamayacağız ki vatandaşın rağbetleri çok düşük. Daha 28-30 milyar liralar, yani 2 milyar dolarlık, 3 milyar dolarlık daha şey yok, işlem yok buraya gelen. Yani Türkiye'nin bak, siz 7-8 milyar doları 2 günde harcıyorsunuz da kuru tutamıyorsunuz. Böyle birkaç milyar dolarlık bu iş olmaz. Dolayısıyla şunu önerdik, dedik ki yine hep yapıcı tarafında kalalım işin. Ya madem bunlar yaşandı, oldu, bitti. Kuru da tamam aniden şu şekilde bu şekilde müdahaleyle, manipülasyonla buraya da getirdiniz. Bunun arkasına çok kuvvetli bir dezenflasyon, yani enflasyonla mücadele programı koyun. Bu programa da piyasaları inandırın. Bundan sonra doğru politika takip edeceğinizi söyleyin. Kuru daha aşağı kendiliğinden gelir zaten eğer bunu yaparsanız. Ama tabii bu yapılmadı. Gene ben yanlışım, yanlış diyorlar. Ben hatalarımda ısrar ederim diyor. Bunlar geçicidir. Maalesef bunlar geçici. Yani şu anda 13-14 işte bu her gün 50 kuruş 100 kuruş koyarak dün %10 değer kaybetti. Evet. Bugün %3-4 değer kaybetti Türk lirası. Böyle bu iş maalesef gidecek. Yani buralardan çözüm alma, sonuç almak mümkün değil. Ama yani tabii devlet adına da Hazine Maliye Bakanlığı, bakın 89 yılından beri hem Maliye Bakanları hem Hazine Bakanları hepsiyle çalışmış bir eski bürokratım. Çünkü biz uzman yardımcısıyken de bize devlet o şansı verdi. Bakanlarla çalıştık hep. Emin olun böylesi hiç görülmedi. Yani böylesi hiç görülmedi. O kadarını söyleyeyim. Peki Sayın Usta, şunu da sormak isterim. Ekonomide güven önemlidir. Güven tesis ettik dedi Sayın Nebati. Ama ekonomiye güven endeksi sabah açıklandı. Tüketici güven endeksinde nereden nereye geldiğimizi görüyoruz. Serbest düşüşte başlıkları atılıyor. Çünkü eksi yönde ilerlemeye devam ediyor. Endeks bize ne anlatıyor Türkiye'ye dair? Şu piyasaların şu andaki politikalara ve Türkiye ekonomisinin gidişatına olan güvenini anlatıyor. Oralarda çeşitli sorular vardı. İşte hem bugünü sorar, hem 3 ayı sorar, 6 ayı sorar. Yani bunun eksiye gelmiş olması tamamında güvenin bozulması anlamına gelir. Yani emin olun bakın, yani daha da fazla bunlar daha da gerilere gelecek. Daha da gerilere gelecek. Çünkü belirsizlik olanca hızıyla sürüyor. İnsanlar kurun düşmesini bekliyor. Yani kurun yukarıya gitmesinde elinde döviz olan bir kesim vardır. Yani 100-200 bin kişi vardır. Ama onun dışında bütün ülke yanıyor. Yani enflasyon aldı başına gitti. Bakın şimdi ay sonunda 3 Ocak'ta enflasyon, yıl sonu enflasyon rakamı açıklanacak. Yani TÜİK ne kadar müdahale ederse etsin, zaten müdahale ediyor. %30'un altında bir enflasyon görmemizi sağlayamaz. Mümkün değil. Çünkü çok aleni rakamlar ortaya çıktı. Bütün teknisyenler bunu söylüyor. Şimdi siz enflasyon %30'a geldiğinde Can Bey, bakın şurası önemli. Yani hiçbir şekilde hiçbir faiz rakamını %30'ların altına çekemezsiniz. Hele ileri yönelik olarak enflasyon daha da artacağı yönünde bir beklenti varsa, o yüzden şu anda mesela bakın hazinenin borçlanma kağıtları %25'e dayandı. %25'i geçti hatta. Hazinenin borçlanma kağıtları. Yani hani faiz aşağı çektik diyorlar. Ya faiz aşağı çekseniz canımız kurban. Olanca gücümüzle destek vereceğiz. Faiz aşağı çekmediniz. Ekonomideki bütün faizleri artırdınız. Tek bir tane idari kararla alınan faizi aşağı çektiniz. O faiz aşağı çekmenizden dolayı ekonomideki bütün göstergeleri, yani bunun içerisinde kur, faiz ve diğer göstergeler dahil bütün göstergeleri de bozdular. Bu akıl alacak bir şey değil. Yani buna nasıl bir de faiz aşağı çektik diyorlar. Şimdi %30'u gören bir piyasa ne kredi faizi bunun altında olacaktır bundan sonra. Çünkü banka kredi verecek değil mi? Ondan sonra ne olacak? Enflasyon altında parasının erimesini ister mi? Mutlaka enflasyon, beklenen enflasyonu alır, cari enflasyonu alır. Artık o duruma göre bakılır ama enflasyon rakamını dikkate alarak politika faizini dikkate almaz, zaten almıyor. Şu anda kredi faizleri, ticari kredi faizleri %30'a dayandı. Geçen ben sosyal medya hesabımda paylaştım. Yani bir banka, internet bankacılığından girdim, tamam mı? Evet, 24 ay aylık ödemeli. Mesela bir 100 bin lira alsam kaç lira geri ödeyeceğim? 147 bin lira. Şimdi ilk aydan itibaren ay aylık ödeme olduğu için onun ortalama vadesi 12 aydır. Bakın 12 aya %47 faiz masraflarıyla birlikte %47 faiz ödüyorsunuz bankacılık sistemine. Hani faiz düştü arkadaş? Sizin %14 dediğinizin bir aslı yok. Aslı var, nasıl var? Bankalara kıyak. %14 ile bankalar Merkez Bankası'ndan, hani bu çok söyleniyor ama bunu her defasında söylememiz lazım. Bakın bu hazineye kumpastır. Bunu hiç kimse yapmadı bu ülkede. %14 ile devletin hazinede, Merkez Bankası da devletli bir anlamda anonim şirkette olsa, devletin bir organı %14 ile parayı veriyor bir aracıya. O aracı geliyor %22, 23, 24, 25 ile hazineye tekrar borç veriyor. Ya böyle bir şey olur mu? Nasıl buna alet olurlar? Nasıl bunu yaparlar? Hem faiz lobisine karşıyım diyeceksiniz. Hem faiz karşıt olacaksınız, hem de bunlar yapacaksınız. Akıl alacak iş değil. Dolayısıyla güvensizlik, bakın enflasyon rakamı, piyasa şimdi resmi rakamı görmek istiyor. Bu resmi rakamlar çıktıkça bu güvensizlik daha da artacak. Ve piyasadaki bütün faiz oranları, hepimizin maruz kaldığı, ticaret yapan olarak, sanayici olarak, efendim hazine olarak veya bir tüketici olarak hepimizin maruz kaldığı faizler yılbaşından sonra daha da artacak Can Bey. Peki. Sayın Usta çok teşekkür ediyorum. Yine gerçekçi ama ne yazık ki olumsuz şeyler konuşuyoruz. Umuyoruz ileride maalesef daha güzel günlerde daha iyi şeylerde konuşacağız. İnşallah. Umudumuzu arttıracağız. Bunların hepsi özetle şu: Erdoğan yönetiminin bu ülkeye maliyetidir. Erdoğan yönetiminin maliyetidir. Yani bakın çok özür dilerim. Hani başka ülkelerde de var filan diyorlar. Yok işte günlük takip ediyoruz. Yılın başından itibaren en fazla kur artışı olan para, biz saymazsak Arjantin %16 civarında. Onun dışındaki ülkelerde Çin parası değer kazanmış. Diğer bütün paralar %1, 2, 3. Yani doların hani böyle aşırı kuvvetli olup da bütün ülkeyi darmadağın ettiği bir ortam filan yok. Yani bizde %50, 60, 70'lerde olan kur artışı ortalama bizim sınıfımızdaki ülkelerde %2-3 civarında. Bunu da vatandaşlarımız bilsin istedim. Teşekkür ederim. Sayın Usta çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdik. Aynı zamanda bir ekonomist olan İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta'dan geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'na gittim. Bakan Demirkapılar